Arkadaşlar artık bir şeyler konuşmanın vakti geldi. Eğer Clash Royale oynuyorsanız veya daha önce oynadıysanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Bugün içimi dökeceğim. Yani eleştirel bakacağız, çözüm odaklı bakacağız. E şimdi bu olay nereden çıktı? Bu isyan olayı onu söyleyeyim. Bu ekranda gördüğünüz arkadaş bir Clash Royale YouTuber ve dünya cümle bir Clash Royale YouTuber'ı. Ve son zamanlarda paylaştığı bir video var. Clash Royale oyuncularını yüzüstü bıraktı diye ve bu video tekrardan viral oluyor. Daha önce milyonlar izlenmişti böyle çektiği bir video ve şu an tekrardan milyona doğru gidiyor. Ve ben bir Be adim videosunun güzel, hazırlanılmış, harika bulsam da eksiklerini gördüm. Bence bu video asla çözüm odaklı değil ve gerçekçiliğe de çok fazla yatkın değil. Bugün ben kendi fikrimi söyleyeceğim. İster beğenin, ister beğenmeyin ki ben katılacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu niye açtım karşımda onu da söyleyeyim. Kaynak topladı bir Red sağ olsun. Bunları bulmak kolay değil. Bunlar üzerine yorum yapacağız. Evrimler, diğer güncellemeler bizim bugün konularımız olacak. Şimdi bir defalar özel olumlu konuşacağım oyun hakkında. Videonun devamında genelde olumsuz ve eleştirel konuşacağız onu söyleyeyim. Bu arada önümüzdeki video sadece orada duracak yani ben konuşacağım ama bunlar kaynak olacak sadece önümüze. Onu baştan yine söyleyeyim. Şimdi ben Clash Royale dışındaki bir oyunu böyle sevemezdim. Ben bir oyunda grafik aramıyorum, ben bir derinlik arıyorum oyunlarda. O yüzden Clash Royale tam bana göre ve Clash Royale'ın ben öleceğini düşünmüyorum. Evet oyuncusu azalır, İşte kötü yönetime rağmen bayağı azalır. Ama bir şekilde yine oynanır diye düşünüyorum. Ben bayılıyorum mesela. Futbola benzetiyorum. Açıklayacağım birazdan. Satrança benzetiyorum ve böyle bir oyun bence kolay kolay gelmez hele hele mobil. Şimdi futbola nereden benzetiyorum? İşte oyun yönü açma var. Nasıl futbolda olduğu gibi. İşte öndesin defansa çekil olayı var. Sonrasında Forvet'in sizin atak kartınızı daha bir sürü benzetme var futbolla alakalı. Bir de satrança benziyor. İşte satranç taşları gibi Clash Royale kartları sahaya atıyorsunuz. Sağ kare kare oluşturulmuş. İşte karşınızda da bir oyuncu var. Onunla kapışıyorsunuz. İşte o da ünlü bir e-sporcu falan olabilir. O bana zayıf bir zevk veriyor. Karşıdaki oyuncunun namı onunla kapışmak. işte böyle güzel hamleler yapmak benim hoşuma gidiyor. Ve bu yüzden bayılıyorum Clash Royale'e. Zaten Clash Royale sevmesek burada olmazdık arkadaşlar. Clash Royale mükemmel bir oyun. Son bir olumlu bir şey daha söyleyeceğim. Ben Clash Royale'in şu an yöneticilerini seviyorum. İki tane yöneticisi var aktif. Öykü ablamız ve de Cao isimli bir e, Portekizli yanlış bilmiyorsam. Ben ikisini de çok seviyorum. Öykü ablamız da çok enerjik, çok tatlı bir insan bu arada. Onu da söyleyeyim. Cao da keza e, Brüksel'de onunla konuşma, tanışma fırsatım oldu. İnanılmaz mükemmel bir insan. Ve arkadaşlar maalesef şöyle bir gerçek var. Biret bu videosunda bundan bahsetmiyor ama şöyle bir var arkadaşlar. Clash Royale'in amacı tabii ki de bir yandan para kazanmak. Bir red diyor ki eşit şartlar sağlayın, herkes eşit olsun. Böyle bir şey olmayacağını herkes biliyor. Şimdi gerçekçi olalım arkadaşlar. Supercell firmasının oyunu Clash Royale ve Clash Royale'den ne bekliyor Supercell? Ee, yılda belli bir miktar para kazanmasını Clash Royale'in. E şimdi Öykü abla gibi işte Community Manager dediğimiz kişiler ne yapıyorlar? Nasıl para kazanıp bir yandan bir yandan da oyuncuları mutlu ederiz? Bu gerçekçiliğe bakmak lazım. Öyle herkes eşit falan Öyle bir düzen yok arkadaşlar. Dünyada öyle bir düzen yok yani o yüzden gerçekçi bakarak çözüm odaklı ilerleyelim. Tekrar söylüyorum. Evrim güncellemesi. Ben bayıldım. Ben başından beri karşı değilim evrime. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Hem oyuncular yeni bir şeyle karşılaşıyor, yeni taktikle karşılaşıyor hem de süpersel para kazanıyor. E, herkes kazanıyor bu durumda. Şimdi böyle bir durum var. Ben evrim beğendim diyeceksiniz. Evet başta böyle bir fiyatlar bakın. Ekranda gördüğünüz gibi fiyatlar, uçuk fiyatlar verildi. Bir dönem böyle gitti oyun. Evet kötüydü bu buna bir şey demiyorum bir yanda bu kadar pahalıya satmaları ama zamanla entegre oldu ve güzelleşti oyun. Ben 15 level'e karşıydım hadi diyelim çok gerçekçi ağır gerçekçi bakıyoruz Supercell daha fazla para istedi yeni oyun çıkartacak Squad Busters gibi Squad Busters ayrı bir rezillik zaten neyse ileride oynarız belki deneriz onu. Sonrasında şöyle bir gerçek var arkadaşlar hadi o kadar 15 level güncellemesi getirdin hadi evrimleri getirdin hadi ıvır zıvır güncellemeleri getirdin bu ne arkadaş yani Heyday ile yakın para kazanıyor Clash Royale. E siz bu kadar oyuncuyu sıka sıka sömüre sömüre bu kadar mı para kazanabildiniz? Brawl Stars'a bakıyorum 47 milyon dolar bir ayda kazanmışlar. E nerede bizim evrim güncellemesi 15 level? Biz o kadar para yatırıyoruz oyuna. Ne oldu? Ne oldu da Heyday ile yarışıyorsun yani? İnanılmaz içimi dökeceğim arkadaşlar. Yani bakın şöyle bir durum var. Bakın bu Supercell en büyük yanlıştır bana göre. Bak net fikrimi söylüyorum. Elinizdeki oyuncuları para ver diye sıkarsanız oyuncu sayısı azalır. Tamam mı? Oyuncu sayısı azalırsa kötü güncelleme yaparsanız da kazandığınız para da azalır. Öyle. Eğer ama siz güzel güncelleme getirirseniz işte daha fazla oyuncu getirirseniz oyuna böylece. E para da artacak. Siz elinizdeki sıkmayı elinizdeki oyuncuları bir sıkmayı bırakın. Oyuncu artsın zaten para artacak. Siz illa niye sıkıyorsunuz oyuncuları? Bir durun güzel güncelleme getirin. Güncelleme demek evrim yeni evrim getirmek yeni kart getirmek değil. Yeni kartlar zaten ayrı bir rezillik. Kim üç tane Goblin kartı görmek istiyor? Kimin ilgisini çekiyor Goblinler? Kimsenin ilgisini çekmiyor bakın. Bence atıyorum buz pekkası getir, buz pekkası. Bak, herkesin ilgisini çeker. Böyle karizmatik kartlar. Keşiş Anka bile ilgi çekti. Goblinler sıfır ilgi ya. Normalde insanlar Keşiş Anka'ya baktılar. İzlenmeler, oyuncu sayısı bir arttı. Sonra da gene azaldı. Neden? Çünkü siz onları güçlü tuttuğunuz insanlar soğudu oyundan. Ama başta bir yükseldi değil mi? Golden güncellemesinde öyle olmadı. Direkt insanlar azaldı oyuncu sayısı. Neden? Kimsenin, Golden umrunda değil çirkin, berbat bir kart, 3 yeni kart, karizması yok, bir şey, aurası yok, özelliği yok. Yani Siz getireceksiniz. Buz Pekka'sı mı getireceksiniz? İşte mini Pekka gibi mini Mega Şövali mi getireceksiniz? Bunlar nasıl hype'lar yaparlar? bu İnsanlar oyuna geri dönerler, oyuncu sayısı artar. Ve bu arada tek çözüm bu değil bu arada. Getirdiğiniz kartları güzel getireceksiniz. Bu sadece bir tanesi çözümlerin. Bu arada 3 yeni Goblin Kart getirmelerin bence sebebi şu. Hikaye yazıyorlar tamam mı? Böyle bunu festivallerde de yapılır. işte bir hikaye yazılır arkasında. Festival ona göre tasarlanır veya başka şeyler. Şimdi hikaye yazıyorlar. Goblin hikayesi. Kral Kulesi gem gemide gidiyormuş. İşte Goblin Adası'na rastlamış. Goblin Adası'nda onun taçını almışlar. Goblin kraliçe ortaya çıkmış falan. Bu ne yani? Bu hikayeden dolayı mı siz 3 tane kart getiriyorsunuz? Hikaye kimsenin umurunda değil. Hikaye uydurmak için kart getireceksiniz. Getirmeyin. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa bu arada. Şimdi güncelleme dediğiniz kart getirmek evrimle ibareti de değildir. Şimdi klan sandığı denen bir şey vardı arkadaşlar. Eğer süpersel diyecekse biz geri adım atmayız işte biz öyle zayıf zayıf göstermeyiz kendimizi diye düşüneceklerse bence öyle bir şey girmesinler. Ha giriyorlarsa buna benzer bir şey getirsinler. Klan sandığı insanları bir araya topluyordu. Biz o klanla muhabbet ederdik. Sürekli klan sandığı ilk bitirmeye çalışırdık. Klanlar arasında bile rekabet olurdu. Siz ne bu klan savaşı 2 diye bir şey getirdiler. Zaten 2 olması ayrı bir komik zaten. Neyse. Klan savaşı kimin umudu arkadaşlar? Ben klan savaşı yapmıyorum. Çok sıkıcı, berbat bir şey. Yani tamam ödülleri güzel olabilir. Ama o vereceğiniz ödülü başka bir şey değil. Kimsenin umurunda değil klan savaşı. Sadece Clash of Clans'taki o klan savaşı prestijini Clash Royale getirmek için yapılmış ve batırdığınız bir şey. Kaldırın onu. Ne gerek var öyle bir şeye? Getirin klan sandığını. Beraber oynayalım. insanlar birbirine tekrar bağlansınlar. Bunu yapın. Bu mesela bir oyunda tekrar hype kazandıracak bir güncelleme. Yapın bunu. Bak örnekler veriyor. Çözüm odaklarım var. Katılıyor musunuz bana? Yorumlara yazın. Bakın eminim çok fazla insan bana katılıyordur yani. Alın size başka bir çözüm arkadaşlar. Eskiden turnuva sandıkları vardı. Şimdi süperse yerinde olsam ben. Madem para kazanmak istiyorsunuz. Öyle bir yıllık bir getir istiyorsunuz Clash Royale oyunundan. Oyuncu sayısını arttıracaksanız yapın şöyle bir şey. İnsanlar eskiden turnuva açardı. Böyle büyük turnuva sandıkları vardı. Bin kişilik falan. İşte verin parayı içerik üreticilerine. Milyon dolarlık bir firmasınız ve size daha fazla oyuncu kazandıracak. Verin ünlü içerik üreticileri. Bakın Clash Royale içerik üreticileri değil. Dünya ünlü içerik üreticilerine. Turnuva yapsınlar. İnsanlar Clash Royale indirip bu turnuvalarda yarışsınlar. Büyük ödüller sandıklar açsınlar. Hakikaten güzel ödül versin ama bu sandıklar. İnsanlar Clash Royale tekrar görmeye başlayacaklar. Bu ünlü youtuberlardan. Çünkü turnuvalar olacak sürekli. Aktiflik olacak. Gerekirse sponsorluk yapın bu turnuvalara. Ki insanlar yeni insanlar gelsin. Ünlü youtuberlar kitlelerindeki insanlar Clash tekrar gelsin. Şunu yapacaksınız bu bu kadar zor değil. Oyun içinde hala turma sekmesi var. Ölü kimse kullanmıyor. Neden bu boşluklar var? Böyle saçma sapan şeyler hala oyunda duruyorlar. Yapın böyle bir şey insanlar tekrar oyuna gelsinler. Oyuncu sayısı artacak ki kazanacağınız para daha fazla artacak ve insanları daha rahat bırakacaksınız. Eskisi gibi böyle efsanevi çıkarmak falan keyif vermiyor. Şimdi şampiyon güncellemesini de ben beğendim. Efsanevi tat vermiyordu. Tamam şampiyon geldi. O da tat veriyor artık falan diye böyle. Ama şimdi ne zaman aslında heves bitti biliyor musunuz? Efsanevi çıkmadan önce ışığı yanıyor ya. O ışık yanıyor. yanıp sönüyor Efsanevi geliyor diye. Eskiden ışık yanmıyordu diye bir anda efsanevi çıkıyordu. Sen heyecanlanıyordun. Ama şimdi mesela önceden çıkacağı söylüyorlar. İşte yanıyor, yanıp sönüyor sandık. Bunlar benim sadece bu videoda söylediğim çözüm önerileri. Sadece bunlar yapılsa bile oyun oyuncu kazanır bence. Yani ben bir Red gibi birazcık daha böyle durumdan şikayet etmek yerine eleştirel, çözüm odaklı ve gerçekçi baktım. Supercell'in para isteyeceğini Clash Royale'den, e, bunu nasıl kazanılacağını, oyuncu kazanmaları gerektiğini önce nasıl bir şeyler yapabileceklerini söyledim. İşte çözüm önerileri sundum. Ki bakın sizce bunlar yanlış mı? Bunlar gelse siz sever misiniz, sevmez misiniz? Bunları ben duymak isterim arkadaşlar. Bence çok güzel öneriler bunlar. Bakın hem oyuncuları mutlu etmek için hem de Supercell'in para isteğini mutlu etmek için evrimler inanılmaz bir güncellemeydi. Beğendiğim yönleri de söyleyeyim. Sezon dükkanı dediğimiz şey çok güzeldi. Sonradan bozdular tabii ki de onu. Ama bu da güzel bir güncellemeydi. Böyle şeyler istiyoruz biz. Bu Lucky Drop dedikleri sistem güzeldi ama aslında hani şu marketi bozdukları için onu getirdiler. O yüzden bir nevi o dengeleri sadece. Sonrasında Kule birlikleri fena değil. Kule birliklerine de lafım yok arkadaşlar. Yine oyuna taktik getirdi. Aynı zamanda oyuncu, oyunda para kazandı bizim üzerimizden. Hem de bizi mutlu etti. Böyle güncellemeler getirin. Ama güncelleme dediğin şeyler sadece bunlar değil. Oyun dışı etkenler de var. Bu dediğin turnuva, klan sandığı, daha, klan savaşı 2'yi kaldır. İşte daha nice şeyler. Mesela dünya sıramasındaki oyuncular izlenmeli. İzleyebilelim. Eğer snipe olayları yaşanacaksa böyle. Oynayan oyuncular beni izlemesinler diye butona tıklasın. Ben izlenmek istemiyorum butona tıkladığınızda kimse sizi izleyemesin. Ama bunu basmayan herkesi biz küreselde izleyebilelim. İnsanlar otursun akşam evinde altın çayını beğendiği oyuncu izlesin. Öğrenmek istediği desteği izlesin. İzleyip heyecan yaratsınlar. Maçları binlerce insan konfet yollasın. Ya hype budur. Oyun böyle kalkınır. Oyun kalkınınca daha çok para zaten gelir. Hani bunları yapmanız lazım bence. Bugün isyanımı yaptım arkadaşlar. Hani böyle resmi içerik resmi olduğum için de insanlar şey diyebilir Semih kovulma ya Supercell'den falan. Supercell diyor ki hani şahsımıza hakaret etmeniz için bir sıkıntı yok. Ki eleştire çok açık bir firma o konuda takdir ediyorum Supercell'i. Ama benim fikirlerim bunlar. Bugün bayağı bir içimi döktüm arkadaşlar ama Clash Royale seviyorum. Clash Royale bayıldığım bir oyun. Bayılmasam bu kadar ilerlemezdim oyunda. Onu da söyleyeyim. Her şeye rağmen Clash Royale'in ben yanındayım ama bu dediğim eleştirileri yapsınlar bakın. Siz de umarım katılıyorsunuzdur. Bu video çekerken fikrinizi bilmiyorum ama muhtemelen katılacağınızı düşünüyorum. Çünkü mantıklı olan şeyler bunlar gibi geliyor bana. Bu saçma sapan diğer şeyler değil. Klan Savaşı 2 gibi veya bu yeni getirdikleri saçma sapan Goblin güncellemesi. 3 çirkin kart getirmeleri. Onun yerine daha iyi kartlar getirebilecekleri. Bunlar hepsi mantıklı birisinin yapmayacağı şeyler. Bu yüzden ben katılacağınızı düşünüyorum. Eğer destek olmak isterseniz bu videoya yorum yazarsanız, beğeni atarsanız, fikrinizi yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet o zaman bu kanalda da devam edeceğiz bu arada. Pazartesi, çarşamba, cuma. Hatta var mı iyi yönetilen, hakikaten iyi yönetilen. Bakın biliyorum bizim kitlemizin yaşı biraz büyük. Mobil oyun olduğu için illa küçük kitle olacaktır. Ama genelde benim yaşımda, 20 yaşında, 22 yaşında insanlar e, sokakta beni tanıyor. Yani genelde kitlemiz böyle büyük oluyor Clash Royale eski bir oyun olduğu için. Ama beni ilgilendirmiyor. Ben Brawl Stars oynayacağım. Oynamak istiyorum. Çünkü Brawl Stars gerçekten oyunuyla ilgileniyor. Oyun gerçekten de... Yetişkin gibi oynayabiliriz ben lisede lisede ilk çıktığımda oynuyordum yani Brawl Stars'ı gayet keyifliydi Var mı ben Brawl Stars'a başlıyorum kim ne derse desin ben Clash Royale tepkimi koyuyorum arkadaşlar ee, Pazartesi, Çarşamba, Cuma bu kanalda video olacak ben de Brawl Stars'ı çekeceğim arkadaşlar Siz de benle, beni seviyorsanız benle beraber izlersiniz arkadaşlar Olmazsa da sağlık olsun yani Ben Oynayacağım Clash Royale tepki olarak Brawl Stars oynayacağım Hadi bakalım Umarım siz de beğenirsiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın Dediğim gibi bu kanalın da bir düzeni var arkadaşlar. O yüzden bekliyorum sizi. Evet kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz bay bay.